Hem de ilk bir çitimize bak bakalım senin. Böyle ilk topladık. Vay bam bam meşhur bam. Bam bam içeri bam bam. Meşhur. Çünkü bir de şöyle bir durumumuz var. Ailemiz bize... Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet abla, soruyu bir daha alalım. Filiz Hanım'la. Filiz Hanım'la. Filiz Hanım'la nerede tanıştık? Hemen Filiz Hanım'a dönüyoruz. Denizcan cevap versin. Aa sen. Şimdi ben kameraman olarak duracağım. Sen anlatacaksın. Evet arkadaşlar, burada muhabbet güzel devam ediyor. Ama önce biz Soner abimizle bugün bahçemizin çitlerini yaptık. Siz şimdi çit yaptığımız görüntüleri izlerken biz de burada birazcık daha yerleşelim, bir kurulalım. Sohbet derinleşsin, tekrar buluşuruz. Soner abimiz, niye çikolata? Peki Soner abinin onu almasının nedenini biliyor musun Deniz? Videoları takip ediyorum. Evet, ne kadar ufak bir detay ama bak nasıl fark etmiş Soner abi. Niye çikolata? Niye bunları çok seviyor? Farkındayım, çok güzelim ama benimle sosyal mesafeni koru. Murat Deniz'e ilk hediyeler geldi. Annesinin minik aşkı. Evet. Ay, çok teşekkür ederim Soner abi. Vay vay vay. Abi şeyi var bak, korkuyor, yaklaşmıyor ama uzak da kalamıyor. Yani hep bu mesafede abi, insan istiyor yani. Tek başına. Tütlü Türk kahvesi. Hem de double. Oo. Bu serin yerde içelim ya, güneş var, aynen. Hem de ilk bir çitimize bak bakalım senin. Yaptınız mı? İlk kısmını yaptık. Neyiz ya? Aa. Elinize sağlık ya. Ya havası değişmiş. Güzel olacak. Mia da geçemez. İstese geçer de hani uğraşmaz. Kapıyı zaten çözer Deniz. Mia'nın kapıyı çözmesi bir saat yani. O kadar bile sürmez. Ne yapıyorsun ya? Bu da hep yanımızda. Bak bak geliyor. Benimki geliyor. Sana geliyor ama özellikle. Ya ben seni severim. Şöpçük misin? Usta mı olacaksın kızım sen? Marangoz mu olacaksın? Ah! Ah! Kaç metre? Aa, kayboldu. Dikkat et, elini kesme ama aşkım. Bak aşkım sen onu bırak gel, bak mengene ile oyna, bak bu daha güzel, bak. Bak. Mengene. Thank you.
oldu mu aşkım? Nasıl? Beğendin mi? Boyayalım bence. Güzel olur. Beyaza boyarsak çok güzel gözükür. Bir astar bir de boya almak lazım. Bir beyaz astar alırız. Üstüne de bir beyaz boya. 10 numara olur. Sen geçme abi, dur. Çocuğa bak aşkım sen. Bam bam. Burası öyle değil mi? Burası. Ama işte taraflara falan bakıyor. Sana çarptı işte. Hani motordan biraz önce. Bam bam. Geldi mi? Hadi. Hiç korkmayın, hiçbir şey yapmaz. Geçme. 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 Bam bam. Meşhur bam bam. Bam bam. İçeri. İçeri. İçeri bam bam. Meşhur bam bam. Sakin bam bam. Ha, ördük. Biz de çiti yapıyorduk abi, bak yeni bir şey. Ben sana şey getirecektim değil mi? Demin evden arttı. Laminat dedim ki şey yaparsın şu üstüne. Olabilir. Çatını. Unuttum, bagaja şu şeyi koyunca yatağa. Sağlık olsun. Unuttum. Bak abi çit yaptık Soner abiyle. Bugün bir de şey yapmıştın, yolda gelirken gördüm kuliden. Tavuklara, çizimlere. Bu videoya da sabah gelirken Karasu yolunda baktım, paylaşmışsın hemen. Aha. Araba kullanırken. Kolilerden dedim, bunu nasıl yapıyorsun? Nereden görüp yapıyorsun? Ben kedilere bir kutu yapayım dedim. Beceremedim. Çitimiz nasıl olmuş abi? Çok güzel. Yeni videom. Buraya gelmeden önce Çerkezköy'deydim. Orada kamyon kullanıyordum. Palet fabrikalardan alıyorduk bu paletleri. Çöpe atıyorduk. Burası çok güzel. Şimdi bunu herhalde altın. Ne güzel oldu abi. Bir çekmezsek olmaz. Evet, ateşimizi yaktık. Soner abi yardımcı oluyor bize. Semaver de getirdi. Semaverimiz de yanıyor. Soner abi bugün bize bayağı aslında yardımcı oldu. Çitlerimizi çit de yaptık. Bir sürü şey yaptılar Deniz'le beraber. Teşekkür ederiz. Soner abimizi bir önceki canlı yayında aslında tanıdık, ağırlamıştık. O semaver yapan meşhur abimiz, testlerimizi hediye eden abimiz. Evet, ama misafirlerimiz bu kadar değil. Mahmut abimizin eşi burada.
Onlar da Karasu'da oturuyorlar. Bizi ziyarete geldiler bugün. Yine geldik ormana. Aynı spot noktamızdayız. Çençen ve Fatma Hanım'la da buraya gelmiştik. Mahmut abimiz sucuk getirmiş Afyon'dan. Soner abi de pişiriyor aynı. Biz de yiyoruz abi. Böyle yemek göstermeyi hiç sevmiyorum ama ben. Ama şu an burada. Ama güzel. Burada yenir yani. Meşhur orada 50 lira yapmışlar. Şeyde. Abi 50 liraysa şu an ucuz gene. Bir parça sucuk koyuyor 50 lira kartopu. Evet abla, soruyu bir daha alalım. Filiz Hanım'la nerede tanıştık? Hemen Filiz Hanım'a dönüyoruz. Denizcan cevap versin. Aa sen. Şimdi ben kameraman olarak duracağım. Sen anlatacaksın. Haydi. Neyini böyle utanıyorsun abi, şimdi? Nasıl neyini? Anlat işte. İyice. Şimdi ben bahsedeyim. Filiz bu yaka AVM'de çalışıyordu. Bir mağazada çalışıyordu şimdi. Mağaza adını vermeyeyim. O zaman kalem satıyorlardı, böyle pahalı pahalı kalemler. Ben abi dükkanın önünden geçerken bir böyle ilgimi çekti. Şöyle çekeyim. Kalem alıyormuş gibi. Böyle girdim, biraz kalem alıyormuş gibi. Hiç de kalemden anlamadığımı da biliyor abi, ben hiç anlamam. Çünkü bana şey hep çok mantıksız gelir abi. Bir insan niye bir kaleme 5000 lira 10000 lira para verir? Benim hiç anladığım bir şey değil. Filiz de kalemleri çok sever. Hani girdim, saçma sapan sorular sordum. Zaten anlamıştı. Hani sonra dedim ne zaman bitiyor mesain? Şöyle bir çek, utanışını çekelim. Numara. Çok da normalde karşıyım böyle şeylere. O yüzden hani bana da şey geliyor. Abi abla, hayat böyle bir şey. Neye karşıysan karşına çıkıyor ve yaşıyorsun onu. Ben de öyle gidip bir yerde tanışayım mantığına çok evet, karşıydım. Hiç yapmam yani öyle şeyler, normalde hiç tarzım değil. İşten kadar. Kader kısmet, o şekilde tanıştık ve başladık. İlk gün işte buluştuk değil mi? Thales'e gitmiştik Kadıköy'de. O gün, yani ilk buluştuğumuz gün eve gitmedik. Yani şöyle yanlış oldu. Bir dakika, yok yanlış oldu. Yani Thales'te buluştuk, oradan Bebeğe geçtik, Starbucks'a oturduk. Oradan Ortaköy'e geçtik, oradan sahile geçtik. Böyle sabaha kadar car 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 muhabbet, sohbet. Hani ben sonra sabah onu tekrar AVM'ye bıraktım. Hani öyle geçmişti. Ama o kadar güzeldi ki yani sohbetimiz, gerçekten çok farklıydı ya. Yani evet. Yani hiç böyle eve gitmek istemedim ve sohbet bitmesini istedim. Çok güzeldi. İşte oradan araçla gittik. İşte araçta çay may vesaire veriyorlar ya bu Bebek Sahil. İşte orada bir çay içtik. Sonra Bostancı sahile mi gelmiştik? Sabah Bostancı'ya kahvaltıya geldik. Sabah Bostancı'ya kahvaltıya geldik. Öyle ben de oradan tekrar AVM'ye bıraktım. O onda değil mi? Onda tekrar işbaşı yaptı. Özde Türk kahvesi. Gelen misafirlerimize. Bakın cezvemize. Kızlara renk verdik. Siyah beyaz dekoru. Evet arkadaşlar, yorucu bir o kadar da keyifli bir günün sonuna geldik biz. Hem bahçede işlerimiz vardı hem de çok sosyalleştiğimiz keyifli bir gün geçirdik. Biz bugün Soner abiyle arkamdaki gördüğünüz çitleri yaptık. Soner abi kim derseniz, daha önceden bir minik testere hediye etmişti. Onu göstermiştik. Aynı zamanda bize bir semaverde çay keyfi yaşatmıştı. O zaman görüntü vermemek için çok ciddi çaba sarf etmişti ki görüntü vermedi zaten. Ama bu defa verdi. Bu defa kaçamadık. Biz aldık, zorla görüntüleri aldık Soner abiden. Bu defa kaçırmadık. Bayağı da çalıştılar. Yorucu bir gündü. Ama o arada yine Soner abi gibi kurucu üyelerimizden biri olan Mahmut Taşkın abimiz bizimle iletişime geçti. Buralardaymış, sevgili eşi Arzu Hanım'la beraber ziyaretimize geldiler. Biraz bahçede vakit geçirdik. Hemen arkasından da bizim vazgeçilmez noktamız artık köyümüzün meşhur ettiğimiz yeri, dere kenarına gittik. Orada iklim bambaşka. Hem sohbet ettik, hem bir şeyler atıştırdık. Bayağı keyifli zaman geçirdik. Yani Filiz o kadar çok hazırlanmış ki yanımızda bir karpuz götürmüştük, dereye koymuştuk, soğusun yeriz diye.
Onu bile yiyemedik arkadaşlar. Böyle çok güzel, keyifli bir sohbetti. Mahmut abimiz sucuk getirmişti. Onu pişirdik. Bir tarafta kamp ateşi yaktık. Bir tarafta semaverimiz. Sağ olsun zaten Soner abimiz değil mi? Arı gibi yani hiç durmadan bir o ateşe, bir o ateşe. Görev adamı. O odun taşıdı, görev adamı. Çok keyif aldığımız bir gün geçirdik. Abonelerimiz içinden bizi ziyaret etmek isteyen varsa da gerçekten üstüne basa basa gerçekten sizi ağırlamaktan çok keyif alıyoruz ve çok isteriz. Çünkü bir de şöyle bir durumumuz var. Ailelerimiz bize bayağı uzak mesafedeler. Deniz'in ailesi de öyle, benim ailem de öyle. Benim ailem Artvin'de zaten. Onlar çok çok uzaktalar. Haliyle yani biz burada kendimizi biraz yalnız hissediyoruz kalıyoruz diyebiliriz. Ama özellikle bu abone ziyaretlerinde bunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten aile içi bir sohbetin içerisinde gibi oluyoruz. Evet. Ve tuhaf bir şekilde gelen herkesi daha önceden tanıyormuşum gibi bir hissiyatla ve samimiyetle yaklaşıyorum. Direkt bir muhabbete başlıyor. Evet, aynı şeyi böyle hissediyorum karşıda. Güzel bir muhabbet başlıyor. Bir de şöyle zannetmeyin, hani biz İstanbul'dan taşındığımız için ailelerimize uzaklaşmadık. İstanbul'da olsaydık da ailelerimize uzaktık. Zaten görüşemiyorduk. Burada da aynı şekilde oldu. Yani bunun bizim taşınma sürecimizle hiçbir alakası yok. Hayatımızın değil mi genel rutiniyle alakalı bir şeydi. İstanbul'dan kaçış ailesiyle bunu hissetmiyoruz. Bize çok iyi geliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden tekrar söylemek lazım. Ziyaretimize gelmek isteyen abonelerimizi büyük bir böyle aşkla, zevkle bekliyoruz. Bir de şöyle bir küçük serzenişte mi diyeyim, bulunabilirim aslında. Zaten ailelerimizde çok istisnalar hariç ki gerçekten birkaç kişi çok, haricinde. Yani birkaç kişi hariç. Deniz'in de benim de ailemizden böyle yani yaptığımız şu anki bu sosyal mecrada yaptığımız işle alakalı destek görmüyoruz. İzlediklerinden bile emin değilim izlemiyorlardır diye düşündüğüm için çok rahat bunu dile getirebilirim. Gerçekten biz burada bambaşka bir aile kurduk gibi oldu kendimize. O samimiyeti sizden hissediyoruz. Uyarılarınızda, destek mesajlarınızda, önerilerinizde, güzel yorumlarınızda gerçekten o aile sıcaklığını, o eksikliği buradan gideriyoruz diyebilirim. Yani biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Diyelim ve gelelim videonun en önemli yerine. Evet, videomuzu buraya kadar izlediysen hop demek ki beğendin. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Neden oradan oraya dönüyorsunuz derseniz 3 tane kamera koyduk. Şimdi 3'ünü de kullanmamız lazım. Gittikçe çekimlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, ayıcık bombo. Ayrıca biliyorsunuz çitleri yapmak için biz palet getirmiştik. Fakat o paletleri kullanmaya gerek kalmadı. Neden? Çünkü Soner abimiz gelirken bize palet parçaları getirmişti. Böyle uzunlu, kısalı. Onlara biçim vererek arkadaki çitleri Deniz'le Soner abi tamamladılar. Elimizde hala bayağı bir malzememiz var. Paletlerimiz duruyor zaten. Onlarla şimdi bayağı sürpriz bir şeyler var aklımızda yapacağımız. Bahçemizi yine böyle neredeyse sıfıra yakın maliyetle güzelleştirmek için keyifli fikirlerimiz var. Yeni ahşap kendin yap videoları gelecek arkadaşlar. Çok yakında ilerleyen videolarda. Hem aktivite yaptığımız hem sosyalleştiğimiz çok keyifli bir günün ardından bugünlük bizden bu kadar diyelim. Diğer videolarda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Efendim? Hissetme aşkım. Unuttun çocuğunu. Anlat Filiz, nasıl tanıştık? Hep tanışıyorduk biz. Aslında hep tanışıyorduk biz. Evet. Bir bakıştık, yok ya. Keşke daha erken tanışsaydık. Evet, tanışmalıydı. Onu bir toparlayıp videoda. Ben şimdi yüzüme böyle. Evet, yorucu ve keyifli bir günün sonuna geldik arkadaşlar. Bugün hem bahçe işlerimiz vardı. Hem bahçe işlerimiz vardı, hem misafirlerimiz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Aşkım, babam benim. Şeyi yanlış anlamayın. Biz gidelim bakalım açıkça dönüşü. Tamam. Çıksın şöyle. Tamam, süper.
Var sevgilerimiz. Pişt, ne yapıyorsun? Kay. İyi misin? Kay. Tanesisin. İyi. Afiyet olsun kızım. Çok mu güzel? Filiz elden yedirmeye, alıştırmaya çalışıyor. Tipe bak. Aşkım köpek mi bu? Islık yap, ıslık. Islık köpeğe daha.